السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة وأصحاب وسلم، مدد يا مشايخ الدستور. مولانا إن شاء الله فاز درسنا إن شاء الله مدد الإرفان وعلى طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. الله Azze ve Celle'nin emridir. Beraber olun. Ayrılık yapmayın diyor Allah Azze ve Celle. Birlikte herkes bilir. Kuvvet birliktedir. Onun için düşman devamlı ayrılık yapmak ister. Birbirlerine düşsünler. Birbirlerini yesinler ki kuvvet olmasın Müslümanlarda. Bu bilindiği halde gene aynı şekilde insanlar nefislerine uydukları için devamlı bir birleşmiyorlar da ayrılıyorlar. Sen böylesin, sen böyleyin. Onu bahane yapıp Allah Azze ve Celle'nin emrini unutuyorlar. Ben onun ne olduğunu, ne ettiğini Allah Azze ve Celle karar verir. Sen Müslümanlarla beraber olmanız lazım. Hak yolda olan Müslümanlarla beraber olacaksın ki Allah'ın inayeti üzerinize olsun, bereketi üzerinize olsun. Her türlü iyilik siz ne olur? Allah'ın emrini yerine getiren, itaat eden insanlar için bu Allah'ın şeyi yetişir üzerlerine. Allah Azze ve Celle'nin inayeti, yardımı üzerlerine olur insanların. Şimdi daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hemen başladılar. Müslümanları bölmeye başladılar. Bir hayli yoldan çıkan tayfa var. Onlar şeytan tabii bunları yaptıran ki İslam'ı zayıflasın, İslam bitirsin istiyor ama İslam gene Allah'ın inayetiyle devam eder. Ama tabii bazen insanlar bu hal üzerine oldukları için Allah'ın inayeti olmaz üzerlerine. Çünkü emre karşı gelmişler, emri muhafaza etmemişler. Tabi insanlar iyi niyet var, kötü niyet var. İyi niyet olan muhakkak başkasının sözüyle kardeşine düşmanlık yapmaz. Son yüzyılda hilafet bittikten sonra bir devletken neredeyse 50-60 devlet oldu. Her birisi de ötekisine düşmandır. O yetmiyor ya, bir de bu defa mezhepleri de birbirlerine hoşnut etmiyorlar. Ondan sonra en mühimi de tarikat ehlileri, benim tarikatım senden iyi, seninki daha iyi değil. Bu da aynı şekilde aynı tarikat içinde bile olanlar gene birbirlerini çekemiyorlar. Halbuki Allah'ın lütfuyla
bir yola girmişsiniz. Bir hak yoldur Allah'a şükür. Tarikatlar hepsi yoldur. Peygamber'e ulaşan yoldur. 41 tarikat onların yoludur. Onların pirleri hepimizin piridir. Hepimizin veli nimetidir. Çünkü onlar Allah'ın sevgili kulları. Onlar ölü değil. Onların daima inayetleri, medetleri oluyor. Onun için şeytana uyup da bu sen şeyhin öyledir, benim şeyhim böyledir demeye gerek yok. Sen kendi vazifene bakacaksın. O senin Allah Azze ve Celle lütfetmiş. Sana bu yolu göstermiş. Ötekisine öteki yolu göstermiş. Ama en sonunda birleştikleri yer Peygamber Efendimiz'in huzurudur. Onun için buna da dikkat etmek lazım. Hadi avam-ı nas, anavam-ı nas dediğimiz, yani normal insanlar anlamazlar. Sen şu futbol takımını tutuyorsun, ben bunu tutuyorum gibi birbirlerine sövüp sayıp hatta kavga edip kaşlarını yarıp bazen de ölüme öldürene kadar olabiliyor. Öyle değil tarikatlar, öyle değil. Tarikat edeptir. Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye itaattir. Allah'ın sana nasip ettiğini bir yerde senin Şeyh babamız Şeyh Nazım Hazretleri'nin dediği gibi kalbin oraya meyletmiş. Demek senin nasibin, kısmetin orasıdır. Sen yoluna devam et. Allah'a şükür et ki bu yoldasın. Milyonlarca insan haberleri yok. Ne tarikattan, ne yoldan, ne dinden, ne imandan. Sen yol, bu şeye girdin diye şükret, hamd et. Başka insanlar, bu yollarda olan insanlar, tarikatlarda olan insanlar gördün mü? Onlara da muhabbet ver, et. Onlara eziyet verme, onlara düşmanlık yapma. Kardeştir hep. Müminler kardeştir diyor. Allah Azze ve Celle innemel mu'minun ehva. Kardeşler aralarını yapın. Aralarına fitne sokmayın diyor. Allah bu yolda hepimizi sabit kadem kılsın. Yolun güzelliğini bize göstersin inşallah. İnşallah. Ve atasım bihamdülillah ve la teferraku. Allah Azze ve Celle his order to us to be together. Not everyone by himself, don't be separate, he said. Come together. You know, everybody knows this Muslim, non-Muslim, believer, non-believer, they know their power is unity. So Allah Azza wa Jalla ordering mu'min to be unity, united, not separate. But because separate, making weak the people. And Allah, He likes to be Muslim believer strong to people not harm them. Because now what happened since Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Shaitan and his follower, they know this better than me and you, and beginning from that time to make separate, make a new way and make a new idea. So some people, they are separate from Islam,
or from gathering of Sahaba, and they make fitna. Since that time, this going on, but we are obligatory to be follow order of Allah. Allah Azza wa Jalla order us to be united. If you go live gathering, you are not obeying Allah. You are coming against Allah. This also very bad for this who do this. If you follow order of Allah, Allah will be with you and help you and help your gathering. Give barakah and give support. This happened. The shaitan and his followers, they know this, and they, after Khilafah, Khalifa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they send him away, making one country, maybe 50 country. 50 country, and each country, their enemy to other country. Even their same race and same language, but still they are enemy for each other. They put border, they put many things. And why this? Because these people following shaitan, not following Allah. They not like to be united. Sometimes they make a little bit to be together, and quickly shaitan and his follower putting fitna and make it again enemy for each other, and cannot be any peace between them. And this is not good for Ahl al-Dunya also. And this not only for this, they put separation for everything. For rice, for color, for language, for many things. They even they are same race, but they said, "You are from this tribe. I am from this tribe. I am better than you, and you are not good like me. And our ancestor was like this." But normally, when you see, there must be only one country, but make it a small country, and each other enemy for to other, and even in this small country, people also enemy to each other. This for dunya, and for most important also, for spiritual, for tariqah, for tasawwuf people who following tariqah, also they make separate each other, and they said, "Your sheikh, our sheikh, my sheikh better than your sheikh. You are not good. You are tariqah not good." This also, this is not acceptable at all, because you are must be more obeying order of Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you say you are in tariqah, you are in tasawwuf way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, tariqah meaning way, and this 41 tariqah all going at the end to Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you cannot say you are good, I am bad, you are bad, I am good. This also not from adab of tariqah. Because Mawlana Sheikh Nazim, our father, he was saying everybody he has his nasib
his Shaykh, and he, Allah put in his heart this. When you go someplace, some Shaykh, if your heart is open, you are happy with there, Mawlana was saying, you must stay there. This is your Shaykh, and you follow. And if not, don't follow. For this, we see millions of people of Tariqah, they have each one have his Shaykh, his Tariqah, and they are all in the right path, because Tariqah people, they are Ahlul Sunnah wal Jamaah, following order of Allah and the teaching of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, all of them. But they forget to obey or to be love each other. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةً Believer, they are brothers, say Allah Azza wa Jalla. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also saying, you must love to your brother as you love you to yourself. This is order, and so we are, must be not angry for people who are from another tariqah, from another way, another shaykh. No, you must be happy, because nowadays who following tariqah, who following way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they not so much, they are coming less and less, because people, they cheated by this shaitan and follower, saying this is not good, not way of Islam, but it is heart of Islam, it is tariqah with sharia. You cannot say tariqah without sharia, it is not good. Sharia also without tariqah, also not good. There it is same one. You cannot separate. If you separate, you make half of your religion, because many things not teaching in Sharia, because only by book and no example for you. In Tariqah, they were from same way to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, way of Sahaba, way of Salihin. Allah keep us in this good way and make us to not follow our ego, making like we are in Tariqah, like we are in dunya. They have this now, people crazy with football, and they have club. Each club, they hit other club. Even they are his brother or his father, or his brother or his father, or they are not accept. Only my club, it is best. They fighting. They even the, sometimes they killing each other for this. So this for dunya, don't make tariqah like football club and be angry for other. No, you must be happy. This is way of beauty and way of blessed and every good thing, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.